Kainattan Halık'ını soran bir seyyahız. Seyyah gezginci demek. Bütün alemde gezdiriyor bizi Yaradan. Sonra beş vakitte huzuruna çağırıyor. Yarattığım alemi nasıl buldun? İcraatlarımı nasıl buldun? Sanatlarımı nasıl buldun diye. Demek biz aslında bu meslek için, bu mesleği icra etmek için gönderilmişiz. Fakat bazıları niçin geldiğini unutmuş, hangi mesleği icra etmek için gönderildiğinin farkında değil ve niye gönderildiğini anlayamadan şu alemin niye var olduğunu, insanın bu aleme niye gönderildiğini, bunca masrafın, bunca süslemenin, bunca donatımın neden yapıldığını anlayamadan, çözemeden buradan göçü gidiyor. İşte asıl acı olan da bu. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Evet, imanın en temel meselesi Allah'a iman mevzunu doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ders verdiği tarzda bir imana sahip olmak, yani Allah kendini bize nasıl takdim ettiyse Allah'ı o şekilde tanımak ve öyle iman etmek bizden bekleniyor. Yoksa takliden inandım iman ettim demek kurtarmıyor. Taklidi iman bu zamanda şüphelere vesveselere çabuk mağlup olur. Öyleyse tahkiki iman dediğimiz imanı yani imanın hakikatlarını çünkü iman gaybidir, gaybadır. Allah, ahiret, melekler bunlar hep bizim için gayb olan şeylerdir. İmanın hakikatlarını Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ders verdiği şekilde okumak ve öyle marifetle iman etmek icap ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da kendini kendisi görünmediği halde, ahiret görünmediği halde, melekler görünmediği halde bütün iman rükünlerini Kur'an'da görünen alemden örnekler vererek, şu içinde bulunduğumuz kainattan deliller getirerek sanatkâra sanatlarıyla deliller sıralayarak kendi varlığını izah ve ispat ederken bizden de şu içinde yaşadığımız kainattaki Cenab-ı Hakk'ın kudret eserlerini okuyup şu içinde yaşadığımız alemden deliller getirerek iman etmemizi istiyor. Ha öyleyse en başta yaratılış gayemiz Kur'an'ın da ilk emri oku. Enteresandır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam okuma yazma bilmediği halde daha Kur'an'da nazil olmamışken ilk inen ayetin oku diye emretmesinin manası nedir? Öyleyse okunması istenilen kitap okuma yazma bilen bilmeyen herkesin okuyabileceği içinde yaşadığımız şu alem, şu kainat kitabıdır ki Kur'an nazil olduğu zaman Kur'an'ın da ayetleri peş peşe kainattan bahsederek Adeta Kur'an kainatı okuyor ve okutturuyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da Kur'an'ın diliyle kainat kitabını okuyarak ve okutturarak ders veriyor. "Semayı nasıl bina etmişiz?" diyor bir ayet. "Bakmaz mısınız?" diyor. Anne karnında çocuğun karanlıklar içinde yaratılışındaki evrelerden bahsediyor ayet örümcekten bahsediyor, sinekten bahsediyor. Arı üzerine sure nazil olmuş. Adeta bütün Kur'an kainatın kelama dökülmüş hali olarak karşımıza çıkıyor. İşte şimdi okuyacağımız Ayetül Kübra Risalesi çok kıymetli bir ders. Yani Allah'ın bize kendini ders verdiği tarzda ders almak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk emir olan oku emrini alıp da kainat kitabını Kur'an nazarıyla, peygamber bakışıyla okumak ve bu asırda Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın nazarıyla kainat kitabı nasıl okunur, bütün alemden Allah'ın varlık ve birlik delilleri nasıl toplanır ve bir yerde çok güzel bir ifade var bu ayet-i hakkında. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar ayet kübra'ya müracaat etsinler diyor. Başka bir yerde ayet kübra güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir diye adeta akli mantıki delillerle elle tutulur, gözle görünür alemden adeta Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar edilmeyecek derecede ispat eden bir dert bu mutlaka muhakkak okunması gereken Kur'an'ın 700'den fazla ayetinden süzülen bir ders bu. Adeta Kur'an nazarıyla kainat kitabı nasıl okunur ve bütün alemden Allah'ın varlık delilleri nasıl süzülür? Bunu anlatan bir ders. İnşallah seri olarak ayeti kübra'nın sonuna kadar çekeceğiz ve 33 mertebede bütün alemden yerlerden, göklerden denizlerden, insandan hayvanattan, nebatattan bütün bütün kainattan yaradanı soracağız ve bütün alem bize Allah'ı anlatacak ve imanımız bununla kopmaz bir halat gibi kuvvetlenecek. Ne dünyada ne sekeratta hiçbir şeytan o imanı koparıp da bizi ebedi felakete yuvarlayamayacak inşallah. Ayet-ül Kübra kainattan halikini soran bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tesbihu lehu's-semavatu seb'u vel-ardu ve men feehinna ve men şey'in illa yusbihu bihamdihi velakin tefkahuna tesbihahum innehu kana haliman gafura Kainattan halikını soran bir seyyah bu kelime kainattan halikını soran bir seyyah bu cümle bize müthiş bir mana ifade ediyor bu cümle ne biliyor musunuz kur'anın insana yüklediği misyon yaradanın insanı dünyaya gönderme sebebi İnsanın gerçek mesleği, insanın varlık sebebi. Niye geldik dünyaya? Yaratılış gayemiz nedir? Kainattan Halık'ını soran bir seyyah. Bütün alemden, bütün kainattan, yarattığı her şeyden onu sormak, onu bilmek, onu bulmak için gönderilmişiz. Bakın şimdi. insanın yaratılışı bu vazife için yaratıldığına en büyük delillerden birisidir. Her mahluku Cenab-ı Hak dünyaya gönderirken yaratılış gayesine uygun bir donanımla gönderiyor. Kuşun kanatlarına baktığınız zaman uçmak için yaratıldığı belli. Atın ayaklarına baktığınız zaman koşmak için yaratıldığı her halinden belli. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakıldığı zaman parçalamak için avını yakalayıp parçalamak için yaratıldığı her halinden belliyken gel gelelim insana. Bütün hayvanatın cihazatına, donanımına baktık. Niçin yaratıldığı hakkında fikir yürüttük doğru mu? Şimdi geldik insana. İnsanın diğer bütün hayvanattan, diğer bütün mahlukattan ayrılan en önemli yönü nedir? İnsani duygular en başta diğer bütün mahlukattan, hayvanlardan, bitkilerden hepsinden ayrılan en çok öne çıkan yönü aklı. Şimdi dişler, pençeler parçalamak için verildiyse, kanatlar uçmak için verildiyse, atın o seri koşan ayakları koşmak için verildiyse, acaba akıl niçin verilmiş olabilir? akıl da bu kainattaki sırları çözmek için verilmiş olamaz mı? Şu alemde olup biten hadiseleri çözmek, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun gibi müşkil sualleri sormak ve bunların peşine düşmek için verilmiş olamaz mı? Öyle ya, birisi şimdi dedi ki ya dedi, neden dedi, illa dedi inanmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Yani herhangi bir dine inanmak zorunda mısınız? İnanmasanız olmaz mı? Yani tamam olabilir. Yani Allah, peygamber, din, bütün bunlar ama neden bunların peşine düşüyorsunuz? İnandığınız için mi? Müslüman olduğunuz için mi inanıyorsunuz diye sorunca dedim ki hayır insan olduğumuz için. Ne demek bu? Yani insan olduğumuz için bu kainatı yaradan kimdir? Beni buraya neden getirmiş? Buradan nereye götürecek? Benden ne istiyor? Bütün bu soruları sormaya ihtiyaç hissediyorum. Çünkü akıl bunları sormayı ve araştırmayı gerektiriyor. Herhangi bir hayvanı hiç bilmediği bir yere götürseniz diyelim mesela bir koyunu götürdünüz hiç sormaz beni kim getirdi buraya benden ne istiyorsunuz falan diye ona ikram edilen ne varsa çayırlar çimenler yemler hemen otlamaya başlar ama bir insanı hiç bilmediği bir yere götürdüğünüz zaman akıl olduğu için hemen sorar. Burası neresi? Beni kim getirdi buraya? Buradan beni nereye götüreceksiniz? Benden ne istiyorsunuz? Bu ikramlar niye var diye bütün bunları sorgulamak insanın insan olmasının gereği. Yani aklın muktezasıymış. O yüzden şu dünyaya gönderilen insanın da bu alemi tam benim için yaratan, beni de bütün bu alemden tam istifade edecek şekilde eksiksiz donatan kimdir? Benden ne istiyor? Beni buradan nereye götürecek? Öyle ya bana neyi ifade etmek istiyor diye bütün bunları düşünmek, sorgulamak bizim insan oluşumuzun gereğiymiş. O yüzden ne diyor? Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Demek ki kainattan halikını soran demek insan demek. İnsan çünkü bunları sorgulayandır, sorandır ve şu yaşanan hadiseleri dünyaya gelişi, gençliği, ihtiyarlığı, sonra ölümü, şu dünyada devamlı bir surette her şeyin her an değişip ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bütün alemin yeniden yeniye tazelenip de harika sanat eserleriyle donatılıp gözümüzün önüne serilmesi gibi bu hadiselerin neden olduğunu, neyi ifade ettiğini, niçin bu gelişmeler oluyor diye bütün bunları sormak aklın gereği insanlığın muktezasıymış. O yüzden hepimiz aslında kainattan Halık'ını soran bir seyyahız. Seyyah gezginci demek. Bütün alemde gezdiriyor bizi Yaradan. Sonra beş vakitte huzuruna çağırıyor. Yarattığım alemi nasıl buldun? İcraatlarımı nasıl buldun? Sanatlarımı nasıl buldun diye. Demek biz aslında bu meslek için, bu mesleği icra etmek için gönderilmişiz. Fakat bazıları niçin geldiğini unutmuş, hangi mesleği icra etmek için gönderildiğinin farkında değil ve niye gönderildiğini anlayamadan şu alemin niye var olduğunu, insanın bu aleme niye gönderildiğini, bunca masrafın, bunca süslemenin, bunca donatımın neden yapıldığını anlayamadan, çözemeden buradan göçü gidiyor. İşte asıl acı olan da bu. Demek biz en başta Kur'an'ın diliyle kainat kitabı nasıl okunur? Önce onu ders almamız lazım. Bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Şimdi insanın önüne açılan kitap sadece dünyadan ibaret değil. Dünya o kitabın ayza bir noktası kadar küçük cismen, maddeten. Bir de semavat var. Dünya dışındaki bütün gezegenlerin içinde bulunduğu aleme deniyor semavat. Şimdi semavat kitabının okunmasını istemiş yaradan ve uzay dediğimiz, evren dediğimiz gezegenlerle, galaksilerle, sistemlerle donattığı o alemde azametini, haşmetini, büyüklüğünü ilan etmiş ve insana da teleskoplarla semaya bakacak istidat ve kabiliyet, uzaydaki gezegenlerde seyahat edecek bir ruh hali, bir akıl, bir donanım vermiş. Belli ki bu kitabı okumayı bize vazife olarak emretmiş. Çünkü insan durduğu yerde durmuyor. Şu küçücük dünya insan için adeta dar geliyor ve bütün semaya bakıyor. Teleskoplarla semayı seyrediyor. Uzay araçlarıyla gezegenleri dolaşmaya çalışıyor. Yani nedir bu insanın bu hali? Belli ki semanın derinliklerinden ta yerin dibine kadar her yerdeki Allah'ın icraatını görüp okuyabilecek istidat ve kabiliyet bize verilmişken bu vazife de bize emredilmiş. Biz alemin her tarafında onun varlık delillerini görüp hayretle ona secde etmek gibi bir vazife için dünyaya gönderilmişiz. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir Gözünü açıp baktıkça görür ki gayet kerem karane bir ziyafetgah ve gayet sanat karane bir teşhirgah ve gayet haşmetkârane bir ordughah ve talimgah ve gayet hayretkârane ve şevk engizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmet perverane bir müthalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken aslında insanların çoğu Allah'ı merak etmiyor. Bu alemi kim yaratmış merak etmiyor. Gündeminde yok. Herhangi bir futbol maçını merak ettiği kadar gündeminde kainatı yaradanın niçin yarattığını merak etmek yok. Kim olduğunu merak etmek yok. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Biz bizim için hazırlanan bu sofranın farkında değiliz. Düşünün mesela ormanda kayboldunuz, aç kaldınız, susuz kaldınız, perişan oldunuz. Sonra birisi size bir konum attı. Konuma geldiniz, içeri girdiniz, baktınız ki sıcacık bir mekan ve sizin için bir sofra serilmiş. Hem de en sevdiğiniz nimetler dizilmiş adeta. Hiç merak etmez misiniz? Bu konumu bana kim attı? Bu sofrayı benim için kim hazırladı? Bu mekanı benim için kim ısıttı? En çok merak ettiğimiz bu olmaz mı? Ömür boyu o manzarayı her hatırladığımızda acaba kimdi o diye düşünmez miyiz? Allah aşkına bakın uzay boşluğunda diğer gezegenler hep çorak ve bizim gezegenimize indiğiniz zaman içeride bambaşka bir dünya. Şelaleler, ırmaklar, yeşillikler, rüzgarlar, kuşlar, cıvıl cıvıl çiçekler, her tarafta bambaşka güzellikler. Bütün kainatta bu mekanı benim için tam hava ciğerime göre. Manzaralar gözüme göre, nimetler rızıklar tam dilime göre, mideme göre. Her şeyin tam bana göre yaratılmış olduğunu gördüğüm halde bu sofrayı benim için kim hazırladı? Beni bu dünyaya kim getirdi ve bütün bu alemi benim için donatan, benim zevklerime göre donatan kimdir diye insan belki de en şiddetli merak ettiği mesele bu olacak. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet kerem karane bir ziyafetgah. Yani bir tarafta muhtaç olan mahlukat var. Yerin altından, denizin dibinden, yeryüzündeki bütün hayvanattan insana kadar. Bir de onların bütün zevklerini okşayan, onların bütün keyiflerine hitap eden, tam onların ihtiyacına cevap veren nimetler ve rızıklar var. Bu ne demektir? Bakın hiçbiri bilmediği halde, eli yetişmediği halde, düşünemediği halde rızkının ona gönderilmiş olması onları bilen, tanıyan ve onlara şefkat eden bir zatın ikram ettiğinin, bu ziyafeti serdiğinin en büyük delilidir. Demek dünyaya geldik, ilk gözümüzü açtığımıza baktık ki gayet kerem karane, yani cömertçe ikram edilen bir ziyafetgah var. Hiçbir mahluk aç bırakılmamış, çaresiz bırakılmamış. Hem de envai çeşit nimetler ikram edilmiş. Sonra gayet sanatkarane bir teşhirgah. Her tarafta Allah'ın kudret eserlerinin sergilendiği, her bakışımızda hayret ettiğimiz, ilimlerle, fenlerle inceliklerini çözdükçe şaşkına döndüğümüz müthiş, ince, harika sanatlar her tarafta. Sonra ve gayet haşmetkârâne bir orduya. Allah Allah. Şimdi bir kalabalığın ordu olduğunu nereden anlarsınız? Aynı kamuflajı giymiş olmaları, aynı emirle aynı hareketi yapıyor olmaları, onların asker olduğunu, bir kumandanın emriyle hareket eden bir ordu olduğunu göstermez mi? Bakın şimdi yeryüzündeki bütün bitkiler, Allah Allah aynı cins bitkiler, aynı mevsimde aynı elbiseyi giyiyor, çiçekler açıyor, yapraklar giyiyor. Modeller aynı, konflajlar aynı. Aynı hayvanlar, Leopar'ı düşünün. Dünyanın her yerinde aynı cins hayvanlar aynı konflajı giyiyor ve aynı rızıkla besleniyor, aynı hareketleri yapıyor, huyları aynı ve adeta bir emirle idare edilir gibi hepsi aynı anda aynı vaziyeti göstermesi şu yeryüzünün muazzam bir ordugah olduğunun ve bütün mahlukatın da emirber nefer yani emir eri birer asker olduğunun en büyük delili değil midir? Ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir müsalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini. Bir de neymiş? Bu alem bir mütalagah. Şimdi hani bir kitap mütala edilir doğru mu? Anlamaya çalışılır. Beraber oturursunuz bir kitabı mütala edersiniz anlamaya çalışıyorsunuz. Bu kainatı da Cenab-ı Hak kitap suretinde yazmış ama harflerle değil de cisimlerle yazmış. Yani mananın ifade edilmesinde en etkili yöntem nedir? Cismini koymaktır. Elma yazdınız veyahut elmayı geçirip masaya koydunuz. Hangisi daha çok if mana ifade eder? Elmayı en çok ifade eden nedir? Elmanın kendisi. Aynı onun gibi. Cenab-ı Hak da kainat kitabını cisimlerle yazmış. Bizi de mütalacı olarak bu aleme göndermiş. Şimdi soruyorum. Eğer biz mütalacı değilsek, şu kainat kitabını biz mütala edip de alemdeki sırları çözmek için yaratılan biz değilsek, diğer bütün hayvanları, diğer bütün mahlukatı hayalinizden tek tek geçirin. Kainattaki sırları çözebilecek bir donanıma sahip insandan başka hangi mahluk var? Zürafalar mı? Dağlarda yaşayan ayılar mı? Tilkiler mi? Aslanlar mı? Hangisi? Öyleyse bu kitabın muhatabı biz olduğumuz gayet açık bir surette ortada ve en çok merak etmemiz gereken de bu kitaptaki yaradanın ifade ettiği manalar. Şimdi. İnşallah bir sonraki sohbetimizde semavattan başlayacağız. Bütün kainatı bölüm bölüm kitap gibi okuyacağız ve sarsılmaz bir imana sahip olmak için adeta bütün kainattan iman ballarını süzüp kalp ve ruhumuza tattıracağız. Rabbim inşallah sonuna kadar devam etmeyi nasip etsin.